Sağlıkla Yaşa YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ve bu serimizde sağlık alanındaki meslekler hakkında bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağız. Bu konuların içeriğinde neler olacak? İşte mesleğimizin genel anlamda tanımı, görev tanımı, sorumlulukları, aranan nitelikler, görevlileri aranan nitelikler, İş imkanları nasıldır, avantajları ve avantajları ve mesleği icra eden kişinin işe başladığı andaki yani atandığı zamanki alacakları ücretler hakkında bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağız. Şimdi meslek anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolardan da ilk haberdar olursunuz. Bugünkü konumuz hemşirelik. Neden hemşirelik derseniz, sağlık sektöründe en çok hizmet veren derken sayı anlamında yani en çok alım olan bölüm hemşirelik bölümüdür. Bu yüzden ilk olarak hemşirelikten başlayacağım. Hemşire kimdir? Kronik ya da akut fiziksel ve zihinsel hastalıktan muzdarip hastalar için sağlık kuruluşlarında veya evde aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye odaklanarak bu doğrultuda hasta bakımını planlayıp tıbbi bakım sağlayan kişidir. Bu geniş anlamda bir tanımdır. Tabi bu tanım yazı olarak bir tanım. Bu tanıma bakacak olursak bunu biraz açacak olursak hemşire hastane sektöründeki birçok işi yapan kişidir. Doktora yardım eder, kendi görevleri vardır, hastaya yardım eder gibi birçok görevi vardır. Sorumlulukları nelerdir hemşirenin? Hasta bakım gereksinimini değerlendirmek ve planlamak, hastaları tetkikler için hazırlamak, operasyon öncesi ve sonrası hastaya bakım sağlamak, ilaç ve serumları uygulamak, hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek, hasta kan örneği alarak kayda geçirmek, hastanın kan basıncı, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak, araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi durumlarda anında bakım sağlamak, hasta bakımının fiziksel aktivite ve uygun beslenmeyi içeren her yönüne dikkat etmek, hastaya, arkadaşlarına, ailesine psikolojik ve manevi destek vermek, yönetmeliklere uyarak güvenli ve temiz çalışma ortamını korumak, meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak. Görüldüğü gibi hemşirenin çok geniş anlamda sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını gerçekten yerine getirebilmek gerekir. Şayet bu mesleği seçecek olan kişilere önerimiz, bütün bunları gerçekten yapabileceğine inanıyorsa yapmasını tavsiye ederiz. Çünkü hani sadece para kazanılan bir iş olarak bakarak şayet bu mesleği seçerse ilerleyen dönemlerde çok büyük sıkıntılar çekebilir. Bu da bizim önerimiz olsun. Hemşirede aranan nitelikler nelerdir dersek, hasta bakımını üstlenmenin yanı sıra aile üyeleri ve hastane personeli arasındaki iletişimi de sağlar. Bu önemli rollere sahip olan hemşirenin sağlık iletişim kurabilmesi, empati yapabilmesi ve hasta ihtiyaçlarına yönelik dikkatli yaklaşım sergilemesi gerekir. Hemşirenin sahip olması beklenen diğer nitelikler ise şunlardır. Problem çözme becerisi ve çoklu görev yeteneğine sahip olmak, hastaların acılarına karşı empati duymak, etkili bir şekilde iletişim kurabilmek, kişisel ve profesyonel davranışları yönlendirebilecek etik değerlere sahip olmak ve detaylara dikkat etmesi gerekir. Görüldüğü gibi nitelikler bakımından da yine sorumlulukları yani sorumluluklarını içeren şeylere benzer bir durum olduğu için biraz önce de dediğim gibi bu mesleği seçmek isteyen kişinin bu tür becerilerinin ya da duygularının bu şekilde gelişmiş olması gerekmektedir. Şimdi bu bölümden mezun olan kişinin iş imkanı nasıl olur, iş bulma imkanı ne derecede yüksektir ya da ne derecede düşüktür bunu aktaracak olursak
Evet, çiçekçilik mesleği geçtiğimiz 3-4 yıl içinde popülerliğini arttırmış, yüz binlerce öğrencinin tercih ettiği bir bölüm haline gelmişti. Ülkemizde hemşire ihtiyacının bulunması nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl devlet kadrosunda iş imkanı bulunacaktır. Rahat bulunacaktır. Bunun sebebi ise arkadaşlar, günümüzde en büyük mücadele ettiğimiz pandemi hastalığı koronavirüstür. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında durmadan yeni hastaneler açılmakta ve personel ihtiyacı giderek artmaktadır. Sadece açılan hastaneler değil, mevcut hastanelerdeki personel sayısının yetersizliği yüzünden de durmadan bir alım durumu söz konusu olacaktır. Tabii bu sadece kamu hastaneler olarak baktığımızda öyle. Bunun yanında birçok yerde hemşireliğin görev alanları mevcuttur. Yeni mezun hemşireler için sağlık sektöründe iş imkanları aslında hemşirelerin de tercihlerine göre değişim gösterebilir. Hemşireler acil, cerrahi müdahale, iç hastalıkları, doğum, dahiliye, ruh sağlığı ve benzeri departmanlarda çalışmaya başlayabilir. Bunların haricinde özel devlet hastanelerinde, özel kliniklerde, okul revirlerinde, özel sağlık merkezlerinde, cezaevlerinde, huzurevlerinde ve yakın zamanda gerçekleştirilen yasalarla büyük fabrikalarda bile hemşire bulundurulması zorunlu olduğu için hemşirelik mesleğinin birçok yerinde iş bulma imkanı yüksek derecededir. O yüzden rahatlıkla iş bulunabilir. Ayrıca destek olmadan hayatlarını idame ettirmekte zorluk çeken engelli, yaşlı ya da yatalak hasta gibi kimselere yardım etmek için kişisel özel bakım hemşireleri yapmaları da mümkündür. Hemşireliğin avantajları ve dezavantajlarına girecek olursak, avantajları anlattığımız üzere iş olanağı çok fazla. Ömür boyu öğrenme şansımız var. Evet, geliştirilebilir. Kişinin kendisini geliştirebilir bir meslek. İnsanlara faydalı olmanın mutluluğunu duyasıya yaşarsınız kesinlikle. Eğer böyle bir duyguya sahipseniz, böyle bir yapıya sahipseniz yüksek derecede bu duyguyu tadacağınızı garanti edebilirim. Hemşirelik mesleğinin dezavantajları nelerdir? Yoğun ve sürekli çalışma temposu, ki bu Covid döneminde aşırı çalışma ve stres var. Çalışma hedefi insan olduğu için yüksek hassasiyete sahip olması, zor çalışma koşulları, bazen hasta ve yakınlarının tepkileri ve bu son zamanlarda oldukça artan bir durum. Hasta yakınlarının sağlık personeline şiddeti günümüzde de sıkça rastladığımız bir şey. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki hemşirenin ücreti ne kadar olacak? Kamuya atanan bir hemşirenin ücreti ne olacak? Bu herkesi ilgilendiren bir konu. Maaş yeni başlayan bir personel için 2885 lira. Yani bu ücret ne ücreti? Bu ücret 9'un 1'inde başlayan bir sağlık personeli, kamuya yeni atanmış bir sağlık personelinin hemşirenin kuru maaşı bu kadar. Bunun üzerine yani gündemde olduğu gibi 5600 bin gibi bir maaşı yoktu. Evet, maksimum alabileceği tutarlar o şekilde olabiliyor ama maalesef o tutarlar biraz da göstermelik tutarlar. Hesaplayacak olursak 2885 TL maaş, 1100 ila 1800 lira arası da sabit ödemesi var. Bunun yanında ek ödemesi 500 ila 1000 TL arasında ek ödeme alabiliyorlar. Bunun yanında nöbet tutarlarsa, fazla mesai olarak aylık çalışma saatinin üstünde bir çalışma süresi olursa da 13 ila 18 TL arasında ekstra bir ücret alımı söz konusudur. Toplarsan ortalama işte 5000 TL civarında genel bir ücret alımı oluyor. Tabi bu ücret alımı yoğun bir çalışma temposunun ardından gelen bir tutar olacak. Bu 5000 TL'lik tutar.
Bugünkü konumuzda hemşireliği detaylı şekilde anlatmaya çalıştık. Sorumluluklar nedir, görev tanımı nedir, kamu dairelerinde ne kadar maaş alırlar gibi konuları anlatmaya çalıştık. Umarım izleyenler için faydalı bir video olur. Hemşireliği seçmek isteyenler için faydalı bir video olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız vermiş olduğumuz emeğin karşılığını vermek adına bize destek olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.